Merhaba arkadaşlar, Computer Games Team'in bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arama motoru nasıl yapılır öğreneceğiz. Arama motoru nasıl yapılır? Burada onu öğreneceğiz. İlk olarak Visual Basic'te ben çalışıyorum. Benim daha kolayıma geliyor. 6.0'ın Portable sürümünde çalışıyorum. Yani Windows Visual Basic 6.0'ı indireceğinizde Portable'ını da indirip Visual Basic gibi şeyler yapabilirsiniz ama portable zaten denilen gibi portal ve ama normal yüklediğinizden daha az özelliği var ama yine de işinize yarıyor portable. Ben de yüklemedim, direkt portable'ını yükledim. Yani kendi orijinalini yüklemedim. Tabii Microsoft Visual Basic'in yeni 2015 sürümleri çıktı ama ben şu anda eski sürümünü kullanıyorum. Yeni sürümlere artık yüklenme falan istiyor, uzun iş. Onun yerine ben 6.0'ı yükledim. İlk olarak arkadaşlar açtığınızda böyle bir ekran geliyor. Portable açtığınızda, portable'ı yani orijinal portalı açtığınızda böyle bir şey geliyor. Buna başladığınızda Rec Key hemen ilkine tıklayın ve burada evet'e tıklayın. Burada şöyle bir yazı alacaksınız. Eğer almazsanız hiç başka bir ya da ya bilgisayarınız bu portable'ı desteklemiyordur ya da portable'ınız bilgisayarınıza uymuyordur. Değiştirin, yeni sürümlerini yükleyin. Bakın başarıyla eklendi diyor. Eğer eklenmedi diyorsa ya da başka bir şey diyorsa demek ki uyumsuzdur. Eğer uyumsuz olursa da zaten çalıştıramazsınız. Onu dedikten sonra şurada ActiveX eksi, ActiveX delele ve ActiveX kontrol çıkıyor. Bu 3 tane şey çıkıyor. Burada da ActiveX'ler çıkıyor. Bakın benim burada bir projem varmış. Projemi açtım. Açtı mı? Aç şu projeyi. Allah Allah. Neyse projeyi sil. Yeni proje diyelim. New. Standart X ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran açıldı. Bu işte bizim yapacağımız şu form 1. Bizim yapacağımız alan. Yani şöyle gösterirsem. Şunu iyice bir şöyle şey yapayım. Evet, böyle yaptığınızda tam ekran oluyor arkadaşlar. İşte böyle tam ekran oluyor. Tam ekranda arama yapabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz arkadaşlar. Şuradan bakın reset atabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi tam ekran. Şu anda tam ekran arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda tam ekranda arama yapabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Buradaki ekran kısmını buradan azaltarak, küçülterek deneyebilirsiniz. Mesela ben şöyle yaparsam. Evet yine. Evet, küçük oldu ve tam ekrana sığdı. Bakın gördüğünüz gibi başlattan şeye tam ekrana sığmayı başardı. Böyle arkadaşlar, şimdi bunu kapatıyorum ve geldik nasıl arama motorun yapılacağına. İlk olarak Visual Basic 6.0'daysanız arkadaşlar ilk olarak Ctrl'e T yapın. Olursa. Evet ve böyle bir component adında bir menü çıkıyor. Buradan Microsoft İnternet Kontrolü seçin. Gördüğünüz gibi kontrol seçin. Ve uygulaya basın ve tamam. Burada bir internet şey çıktı. Buna basıp şuradan seçeceğiniz alanları, yani istediğiniz mesela alanı seçin arkadaşlar. Ben şuradan kocaman bir alan istiyorum. Yani nasıl diyeyim? Hani şuradan bir Chrome açarsak daha rahat gösteririm arkadaşlar. Evet, Chrome açıldı. Yani o gösterilen alan buradan hasta yazalım. Şuradaki alandır. Şu şu bakın şurada hani tüm görsel videoları tabi uygulama daha fazla diyor ya, o bölüm. Yani arama sonuçlarının çıktığı bölümdür arkadaşlar. Eğer bu arama sonuçlarının çıktığı bölümü daha küçük yapacaksanız aramalarınız daha küçük boyutta çıkar. Daha büyük yapacaksanız mesela tam sığdıracağım ben bunu. Daha büyük sonu hani daha geniş çıkar arama şeyleriniz. Ondan sonra arkadaşlar buraya bir tane gördüğünüz gibi text şey koyuyorum. Text box koyuyorum. Buradaki bu name ne onu değiştirebilirsiniz ve şurada gelin arkadaşlar bakın şu kısımda properties text 1 kısmında text box yazıyor. Text 1 text box. Buradan aşağı inin ve şurada text var. Tagın altında text var. Bu text
Bunun yanında text 1 yazıyor. Bunu silin. Gördüğünüz gibi bu text box'ın içindeki test 1 silinmiş oldu. Ondan sonra buraya gelin ve düğmeler yazın arkadaşlar. Düğmelere düğmeler yapın. Bir sürü düğme yapabilirsiniz. Değişik değişik. Bu düğmeleri resim de yapabilirsiniz. Yani renklendirebilirsiniz bu düğmeleri. Evet, ben böyle yaptım 3 tane düğme. Buraya Google arama yazıyorum. Buraya Yandex arama yazıyorum. Ve buraya da kod yerine geçtik. Buraya da neydi? Bing'de arama. Bing'de arama. Olmadı. Bir dakika. Bing'de. Arama. Bing arama yazalım ya da. Bing arama. Evet. Böyle yazdık. Şimdi bunlara kodları yazacağız. Nasıl yazacağız? Şimdi şunu şöyle getireyim. Şunu şöyle. Gel biraz daha. Şöyle evet. Biraz kasıyor. Evet, bu text box'ı da şöyle büyütelim arkadaşlar. Evet, böyle oldu. Şimdi geldik kod bölümüne. İşte programımızın çalışması sağlayan yer burası. İlk olarak burada Google aramaya geliyoruz. Buraya şunu şuradan silelim ilk. Buraya arkadaşlar şurada gösterilen şey yazacağım. Nerede? Bir dakika. Neredeydi o? Nerede ya? Arkadaşlar ben onu bulup size söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz linki ben bu videonun altına yazacağım. Ve şurada gördüğünüz şeyleri uygulayacaksınız. Mesela şimdi geldik arkadaşlar ve şunu alıyoruz. Şunu kopyalıyoruz. Ben bu kodu ben bu kodu videonun altına yazarım ve buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra yine buradan formüle tıklıyoruz ve Yandex arama diyoruz. Buraya şu web browser bir navigate şunu kopyalıyoruz. Tekrar buraya yapıştırıyoruz. Buraya geliyoruz şimdi arkadaşlar. Şuradan Yandex'e gidiyoruz. Yandex'e. Yandex'e tıklıyoruz ve buradan mesela A yazıyoruz. A. Search, LR, bilmem ne bilmem text A çıktı. Bakın A. Buradan eşittir A'ya kadar olan kısmı kopyalıyoruz arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra şu kısmı tamam. Şu kısmı da kopyalıyoruz. Bu sondaki kısmı da kopyalıyoruz. Şuraya kadar. Copy. Buraya yapıştırıyoruz. Ve tekrar forma geliyoruz. Bing arama diyoruz. Şimdi Bing'e gidiyoruz. Buradan. Yani Next'ten Bing yazalım. Bing. Evet, Bing dedim. Buraya da A diyoruz. Bing'e de A diyoruz. A harfi çıkana kadar şey yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Bing.com search Q eşittir. Bunu da kopyalıyoruz. Ve bu selbasigimize geliyoruz. Buraya bunu yapıştıralım ilk olarak. Ondan sonra tamam.
Şunu başını yine kopyalıyorum. Bu başına yapıştırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu sonunu da kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Bunu neden yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Mesela her sitenin kendini arama göre bir kodu vardır. Mesela Bing'in bu. Şöyle Yandex yazarsak. Yandex. Mesela Yandex'i daha yazalım. Yandex'in de şu kısma kadar olan bir kod. Yani neredeyse tamamı. Google'ınsa mesela Google'a A yazalım. Şu kısma kadar. Yani bakın burada kelimemiz. Yani kelimemizin önündeki eşittir'e kadar orası o arama motorunun arama kodudur arkadaşlar. Yani bu olmadan arama motoru pek bir işe yaramaz. Hatta hiçbir işe yaramaz. Mesela çok bilindik bir şey yapalım. Mesela şuradan YouTube'u açalım. YouTube'a girdim. Şunu şuradan sil. Enter de. Evet, YouTube'a geldim. Mesela buraya A yazdım. Bakın gördüğünüz gibi Result Search QWERTY A. Şunu mesela kopyalayalım direkt. Kopyala. Şuraya gelelim. Şuradan Form 1 diyelim. Ondan sonra şuraya gelelim. Şuraya bir tane daha şey yapalım. Nasıl diyeyim? Comment Block yapalım. Büyütelim şunu. Çok büyüdü. Ha tamam. Comment. Buraya da YouTube ara yazalım. YouTube ara. Evet, şunu şöyle arasını biraz açalım. Evet, buraya da gelelim. Buna iki çift tıklayalım ve buraya bunu yapıştıralım. Ondan sonra, yani bu da YouTube'un arama kodu. YouTube'da arayabilecek böylece. Copy diyelim, bu yine baştakilerini kopyalım. Bu web browser bir şey demek, arama motoru. Bu navigasyon, yani nerede aramasını yapsın. Bu text bir de meta, yani o kelimeyi arama demek. Text bir meta. Dedikten sonra arkadaşlar form 1 diyoruz. Ve bunu file diyoruz. Make project 1 exe. Bunu arkadaşlar masa üstüne kaydediyorum. Eğer başta hani biz şey yapmıştık. Run whistle bilmem ne yapmıştık. Hani ben kayıt defteri falan demiştim. Hatırlıyorsanız. Eğer videoyu başa çevirirseniz orada görürsünüz. Onu yapmasaydık bu make exe, bu şuradaki make exe olmayacaktı arkadaşlar. Yani onu yapmamız gerek ki bir şeyimizi kaydedelim. Şimdi deneyelim. Project 1 exe. Şuradan mesela ne diyelim? Facebook yazalım. Google'da arama diyelim. Bakalım Google'da arayacak mı? Kodlarını yazdık. Ve gördüğünüz gibi Google'da aradı. YouTube'da arayalım diyelim. Gördüğünüz gibi YouTube'da da aradı. Bing'de ara diyelim. Hadi Bing'de de ara. Bakalım Bing'de de aradı. Yandex'de ara. Bakın Yandex'de de aradı. Bu kadar basit. Ve gördüğünüz gibi kolay web browser'dan ya yani VB6'dan arama motoru yapma şekli arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi böyle. Mesela Facebook sosyalere girdim. Açılacak mı? Yeni bir sayfada açıldı. Google'da girelim. Mesela Google'da aradık. Mesela Google'a Facebook yazalım. Giriş yapıyor. Kaydol. Bakın. Sayfamız da açıldı. Bazı arama motorları bizim bu yaptığımız arama motoruna uymuyor. Ve yeni bir sayfada açıyor. Yani Internet Explorer'da ya da Chrome'da ya da kendi Yandex'i varsa Yandex'de açıyor. Bing de öyle. Ama Google'da böyle bir sıkıntı yok. Google yine bizim bu şeyimize uygun. Onun için arkadaşlar değişik mesela arama motorlarının o dediğim kısmını, yani arama kısmını, sizin yazdığınız kelimeden önceki eşittir kısmını kopyalayıp, yani şu kısmını, şu eşittir'den mesela A yazdınız. Buraya D yazsaydınız da bakın yine kelimeden öncekini kopyalayıp yazarsanız yine o arama motorunda arar arkadaşlar. Bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.